Beş kişiliktim de bu yaşlı adamın ne işi var? Ya timin başı, emirleri diğerlerine aktaran Ercüment Bey? Ya da lojistik destek veriyor. Eylem yapılacak kişilerle temasa geçip özel hayatlarına ya da bağlantılarına dair bilgileri o sağlıyor. Kesin beşinci adam kayınpederdir diyorsun yani Abdüley. Çobanın yakmaya çalıştığı resme bakınca kayınpeder çıkıyor. Fotomontajdır. Telefon kayıtları. Hocayı taziye evinden çıkaran konuşmada Ercüment Bey'e ait. Usta, telefonda bir şey söylemedim ama Hüsnü diyor ki kayınpeder Nurettin Hoca'yı ziyaret etmiş. Hoca öldüğünde peder odadaymış. Abi, sen ihtiyarların başına evleneceğini söylemedin mi? Gizli bir şekilde haber ilettim. Kayınpederine ilişkin seni uyarmadılar mı? İskender'in içine sızdırılmış adamları olduğunu söylediler. O zaman bu adam kesin gladyo. Bizim Bulut da gladyocu çıkmasın. Bilmiyorum Memati. Eğer gladyo yanımıza yerleştirmek için ağzına kurşun sıkıp Allah'tan ölmeyeceğine dair senet aldıysa olabilir. Herkes gladyocu doğmuyor Memati abi. Bazen insanlar bir zaafa kapılıyorlar. O zaafa kapıldıkları anda karşılarına bir teklifle çıkıyorlar. Ya yok ediyorlar ya teslim alıyorlar. Peder anadan doğma mı sonradan olma mı? Abdüley, bizim ev dinleniyordur muhakkak. Dinleme kayıtlarına ulaş. Ercüment Bey, hocaya evden çıkması için tam olarak ne demiş öğrenelim. Olur abi. Ne yapmayı düşünüyorsun usta? Konuşmayı. Kimle? Yengeyle mi? Ebru'ya şimdilik söyleyecek bir şey yok. Babasının beşinci adam olup olmadığını kesinlikle öğrenmeden çıkıp karşısına ne diyeyim? O zaman kimle konuşacaksın? Pederle mi? Abi, sen beşinci adam Ercüment Bey değil midir diyorsun? Değildir de demiyorum, odur da demiyorum. Öğreneceğiz diyorum. Ya oysa... Dur hayatım. Başım döndü biraz. Şuraya oturup biraz soluklan canım. İyi misin anne? Başım döndü bir an için ama iyiyim kızım. Hastanede bir sorun kalmadı dediler baba. Keşke annemi çıkarmasaydık. Kızım, sen oraya hastane mi diyorsun? Kurşunlar havada uçuşuyor. Baba, öyle bir şey diyorsun ki sanki doktorlar hastalarına kurşun atıyor. Olağanüstü bir durum vardı, geçti. Ben yarın başka bir hastane ayarlarım, oraya geçeriz. Ben iyiyim. Hastaneye gitmek istemiyorum. Ben eve gitmek istiyorum. Polat'a haber vereyim, merak etmesin. Nurettin'e çok moralim bozuldu. Benim de. Evdeyiz canım. Biliyorum, söyledim ama annem de kalmak istemedi. Tamam Ebru. Ben de birazdan geleceğim. Bu adam herhangi biri olsa ya da benim herhangi bir akrabam olsa yapacağım belli. Ama maalesef eşimin babası.
Ebru ile ben 2 günlük evlenmedim. Bir hayatı tamamlamak için evlendim. Usta, bu kadar dert edilecek bir şey değil. Eğer hainse üstünü kapatır geçeriz. Yok Memati, öyle değil. Ercüment eğer hainse, bunu en azından kendime karşı ispatlamam lazım. İspatladıktan sonra Ebru ile konuşup durumu anlatıp gereğini yaparım. Tuncay ile konuşun. Nurettin Hoca için otopsi yaptırsınlar. Piyango kayınpedere mi vurdu? Yoksa Ercüment Bey hocaya bir şey mi yaptı, öğrenelim. Olur abi. Cevat'ı yaktık. 2 dakika keyfini süremedik. Cevat'ın öldüğünü gördün mü? Usta, ne görmesi? Orası cehenneme döndü. Cesedini gördün mü? Usta, hepsi birbirinin aynısı olmuş. Ama saydım. İçeri girenlerle birlikte sayı tutuyor. Yine de DNA testi yaptırsınlar. O işi de tam öğrenelim. Aklımızda bir şey kalmasın. Usta, attığım kibrit, yaktığım ateş, köz ettiğim odunlar belli. Şüpheye acet mi var? Siz yine de test yaptırın. Şüphe bu Memati. Karşısında ne ateş dayanır, ne aile. Abdüley, Cevat'a teste meste gerek yok. Mevzuyu fazla uzatmak istemedim ustanın yanında. Ama o işi geç. Kokusu burnumda. Domuz etini yemesek de kokusunu biliriz. Çocukların söylediğine göre Memati Cevat'ı hastanede yakmış. Ben o gerizekalıya söyledim Memati senin peşini bırakmaz diye. Demek ki bizimle irtibata geçtiğini anlayınca Cevat'ı Polat'ın kucağına attılar. Zavallı Polat, kemikleri kırılmıştır. Cevat'ı yıllarca biz taşıdık kucağımızda. Bak, bacaklarımız tutmaz hale geldi. Ben bunlara Türkiye'yi bırakmam. Ne yapacaksın? Birincisi, örgütün içerisinde bir ekibim var. Bu ekibi biraz daha eylemlerin içine sokacağım. Örgüt silah bırakırken bunlar ortalığı karıştıracak. Bir de zamanında oluşturduğum, desteklediğim çeteler var. Bu çeteler hala sokakta ama talimatımla göze batmıyorlardı. Artık batacaklar. Bir iktidarı yıpratmak istiyorsan kadınları kızdıracaksın. Ya cüzdanlarını ellerinden alacaksın ya da evlatlarını. Türkiye'yi o kadar teröre, anarşiye boğacağım ki İskender tekrar göreve gelsin diye yalvartacağım bütün memleketi. İkincisi, elimdeki belgeleri senin gazeten küçük küçük yayınlamaya başlayacak. Davut'la ilgili belgelerini ver, başlayayım yayınlamaya. Büyük bir zevkle. Bu Tataroğlu'nun gazeteleri suikast işine beni de karıştırıyor. Ama sen yarın bir manşet at bakalım. Başbakan vurulmadan önce en son kiminle görüştü? Ve başbakandan ne istedi? Kızım, genel yayın yönetmenini bana çağırın. Baskıya girmedilerse girmesinler. Girdilerse durdursunlar. Gözlerinden öperim Tuğran'ım.
Gel evladım. Eve gitmeden bir konuşmak istedim baba. Hayır olsun evladım. Geç. Ercüment Bey mi değil mi? Çıkan neticeye göre o gözüküyor. Gözüküyor başka, o mu değil mi başka? Bilmiyorum baba. %100 o diyemem. Elimde bir resim, bir telefon konuşması var. Resim fotomontaj olabilir. Telefon konuşmasını niye yaptı, ne dedi bilmiyorum. Ayrıca hastanede hocayı ziyaret ettiği sırada hoca ölüyor. Parmağı var mı yok mu bilmiyorum. Hoş geldin evladım. Bu ne güzel sürpriz. Hoş bulduk anneciğim. Eve gitmeden bir uğramak istedim. Karnın aç mı? Bir şeyler hazırlayayım mı sana? Ebru bekliyor ama sen hafif bir şeyler hazırla anacığım. Bir sıkıntı yok inşallah. Her zamanki işler anne. Konuşacak mısın adamla? Konuşmayı düşünüyorum. Ama ne diyecek? Ben hainim mi diyecek? Bilemeyiz ki evladım. Eğer o çıkarsa bunun cezası belli. Neymiş cezası? Baba, bu kadar aşağılık bir ihanetin içinde olanın cezası ne olacak? Bu adamı ben affetsem toprak kabul etmez. Toprak kimleri kabul etmedi ki evladım? Evladım... Benim bildiğim, gördüğüm, işittiğim şüpheyle bir iş yapılmaz. Evvela içindeki şüpheyi gider. Hükmüne sonra karar ver. Çünkü şüpheyle hüküm verirsen yanlış bir hüküm olur. Bu adam neticede senin eşinin babası. Ben Ebru'ya bunları nasıl anlatacağım ya? Şüpheni giderirsen anlatabilirsin. Kızcağız tabii ki çok üzülecek. Kim ister ki anası babası olmaz işlerin içinde olsun? Ama kimse anasını babasını seçme şansına ve hakkına sahip değildir. Ebru sana destek olacak, sen de ona. Hakikati kabul etmek çok zordur. Bırak böyle bir meselede, normal sıradan meselelerde bile insanın hakikati kabul etmesi acıdır. Ama sevgiyle aşılamayacak bir dağ yoktur. Ebru'nun annesi nasıl oldu? Baban durumu iyi dedi ama. İyi anneciğim. Tedavisi sürüyor. Ebru'yla konuştum. Babasıyla aran iyiymiş. Pek sevindim oğlum, pek. Hayatta en zor tercihlerden bir tanesi insanın sevdikleri arasında tercih yapmak zorunda kalmasıdır. Ebru kızım da sevdikleri arasında çok kaldı. Bugüne kadar hep doğru tercihler yaptı. İnşallah bundan sonra da hep doğrusunu yapar. Sen yeter ki destek ol. Telefon mu bekliyorsun baba? Yok. Eşin gelmeden başladık ama. Polat şimdi gelir nasılsa.
Niye bu kadar keskin konuşuyorsun anlamıyorum. Abi beşinci adam Kazım çıksa ne yaparsın? Standart uygulardım. Ama Kazım benim karımın babası değil. Abi ne fark eder ki? İhanet etmiş mi etmemiş mi? Daha onu bilmiyoruz. Ama nasılsa sana kolay. Nasıl kolay? Senin kimin kimsen yok. Bir başına adamsın. Sanki senin de bir aşiretin var. Allah bağışlasın. İyi ki bir oğlum var yani. Yap yap. Sen de bir çocuk yap. Ne dediğimi anlarsın. Ustanın işi zor. Açıkçası sakal bıyık mevzusu. Nereye tükürsen olmaz. Yutkun babam yutkun. Memati abi. Polat abi kendinden vazgeçti. Yüzünü değiştirdi. Anasını, babasını, sevdiğini terk etti bu dava için. Kardeşim. Adam da bir fedakarlık yaptı diye hep aynı yerden vurulmaz ki. Yürü gidelim Kazım. Bulut şimdi çocuğu kötü kötü şeylere alıştırmıştır. Of of. Ailen mi var, derdin var. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Hoş geldin. Hoş geldin. Polatçığım, hastanede çok ilgilendiler sayende. Ama ben çok sıkıldım. O yüzden eve çıkmak istedim. Hava değişikliği iyi gelecek diye düşündüm. İyi düşünmüşsünüz. Ellerimi yıkayıp geliyorum. Çorbanı koyuyorum canım. Canım sana çok teşekkür ederim. Niçin? Hem anneme hem babama harikulade davrandığın için. Dünyada tanıdığım en nazik, en kibar insan olduğun için. Hem beni hem ailemi çok mutlu ettiğin için. İyi ki benim hayatımdasın. İyi ki karşına çıkmışım. Böyle hastaneden çıkman hiç içime sinmedi. Doktorlar bütün ilaçları verdi işte. Yarın yeniden bir hastane bakalım. Ben istemiyorum hastaneye gitmek. Söyledim sana.
Canım soğuduysa yeniden ısıtayım. Yok. Çok aç değilim aslında. Peçete alabilir miyim? Teşekkür ederim. Yemekten sonra sizinle konuşmak istiyorum. Aslında ben de seninle konuşmak istiyordum. Hastanede olanları biliyorsun. Bazen sana karşı çok öfkeleniyorum. Niye böyle bir hayatım var diye. Ama rahmetli Nurettin'i hayata döndürebilmek için arkadaşlarının verdiği insanüstü mücadeleye şahit olunca diyorum ki galiba haksızlık ediyorum. Senin konuşmak istediğin konu neydi? Babacığım, yemekten sonra konuşursunuz. Hay hay. Yemeğini bitirdiğinde bana haber ver. Afiyet olsun. Sağ ol. Nazife Hanım nasıl, iyi mi? İyi. Selamları var size. Telefonla mı konuştun? Alo. Alo. Davut Bey'in telefonu. Davut Bey'le görüşmem gerekiyor. Ercüment ben. Davut Bey şu an müsait değil. Notunuz varsa alayım. Davut da beni görüştür. Yoksa olacaklardan sorumlu değilim. Bir saniye. Panik halinde sizinle görüşmek istiyor. Ercüment'ciğim, toplantıdayım. Beni aramışsın. Polat benimle konuşmak istediğini söyledi. Siz akrabasınız. Bundan daha tabii ne olabilir ki? Anlamıyorsun. Bence her şeyi öğrenmiş. Size Nurettin işine beni bulaştırmayın dedim. Rahat ol Ercüment. Sana ne söylerse söylesin reddet. Gerisini bize bırak. Bu işte yalnız değilim. Eğer benim başıma bir şey gelirse sizin de başınıza gelecek. Bunu böyle bilin. Ercüment. Boş yere panik yapıyorsun. Ne yapacak adam? Karısının babasını öldürecek değil ya. Baba, Polat seni çağırıyor. Geliyorum kızım. Kapatmam lazım. Sen sakince konuş. Eğer dediğin gibi bir durum varsa biz sabah gereken müdahaleyi yaparız. Beni sabaha kadar yaşatmaz. Ne yani? Karısının yanında babasını mı öldürecek? Öldürür. Bu adamın hiçbir şey umurunda değil. Polat sen olduğunu öğrenmiş olsaydı... Seni o eve sokmaz, çoktan öldürürdü. Sakin ol ve o evden hiçbir yere ayrılma. Çıkıp arabayla biraz dolaşalım mı? Hem hava almış oluruz hem konuşuruz. Yo yo. Havalar soğudu. Kızların yanında bir şey demedim ama çok üşütmüşüm.
oturuyorsunuz? Aslında biraz terleyip uyusam iyi gelecek. Hiçbir şeyim kalmayacak. Sorularıma cevap verdiğinizde benim de bir şeyim kalmayacak. Canını sıkan bir şey mi var? Var. Nurettin Hoca taziye evindeyken biri onu aramış. Ve bu telefonun üstüne hoca evden çıkıp Cevat'ın eline düşmüş. Nurettin Hoca'yı aradınız mı aramadınız mı? Aradım. Ama evden çıkmasını söylemedim. Ayrıca Cevat diye birini tanımıyorum. Hoca en son sizinle konuşmuş. Tam olarak 2 dakika 46 saniye. Benim evimin numarasından yapılan bu görüşmeden sonra kimseyle de görüşmemiş. Siz bu adama evden çık demediyseniz, adam kesinlikle çıkmaması gereken evden delirip de mi çıktı? Ben hocaya dikkatli olmasını söyledim. Bunun için mi aradın hocayı? Dikkatli ol demek için mi yani? Evet. Sadece bunun için. Telefon görüşmesi kaydın elimde. Bana gerçekleri söyleyecek misin? Söylüyorum işte. Hocaya kapının önünde arabanın içindeyim. Sana söylemem gerekenler var dedin mi demedin mi? Ben öyle bir şey söylemedim. Yalan söylüyorsun. Ebru, çay istemiyoruz. Lütfen odana git. Bir sorun mu var? Var Ebru'cum. Odana git. Babanla konuştuktan sonra seninle de konuşacağım. Biri bana iftira ediyor. Ama kim iftira ediyorsa bunu bana söylemek zorundasın. Ebru! Ne oluyor? Bir şey yok anne. Sen daha yatmadın mı? Yukarı çıkın. Polat, ne oluyor? Ben çıkın diyene kadar odadan çıkmayacaksınız. Başbakan suikastinin arkasındaki 5 kişiden birisin. Benim ne işim olur suikaste muikaste? Bu fotoğraf suikasti organize eden adamın evinden çıktı. Kesinlikle fotomontaj. Bu adamlarla bir tek yerde yan yana gelmişsem, irtibata geçmişsem, buna tanıklık edecek bir kişi çıkarsa bana istediğini yapabilirsin. Bana yalan söylemeyeceksin. Bana bir daha yalan söylersen kafana sıkacağım. Senin İskender'in ekibinden olduğunu biliyorum. Bu işin içinde İskender'in olmadığını, dolayısıyla senin de onun yanına yerleştirildiğini biliyorum. Kim yerleştirmiş? Kim yerleştirmiş beni? Kimden bahsediyorsun? Gladio. Benim hayatım onlarla mücadeleyle geçmiş. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Bu resmen Gladio'nun planı. Bana komplo kurup seninle karşı karşıya getirmek istiyorlar. Sana yalan söyleme demedim mi? Bu komployu hem sana hem bana kuruyorlar. Ben Nurettin'in ölmesini istesem, neden her gün onları destekleyen yazılar yazayım? Nurettin'in ölmesini istemedin. Onu bizzat sen öldürdün. Yalan. Anlamıyor musun Polat? Onlarla mücadele ettiğimiz için bizi karşı karşıya getiriyorlar. Nurettin Hoca'yı öldürdün mü, öldürmedin mi? Ben öldürdüm. Dediklerini yapmazsam kızımı öldüreceklerini söylediler. Mecburdum. Kızım benim bu hayattaki her şeyim. Dur ortak, bir Ali Memati'ye bakayım, sonra konuşuruz. Yahu neyine bakıyorsun? Uyuyor işte çocuk. Kim bilir nasıl uyutmuşsundur.
Memati, konuştun mu Polat'la, konuşmadın mı? Konuştum. Ne dedi? Yaşlara daha önce senin durumunu söylediğinde bir şey demediklerini, bir dahaki sefer sorduğunda Tatoroğlu tarafından arandığını, saklanman gerektiğini söylediklerini söyledi. Yani? Usta diyor ki biraz daha kulübede otursun. Yani gözden çıkardılar beni. Şu sizin yaşlar bazen ne yaptığını hiç bilmiyor. Ustaya da çaktılar gladyocu kayınpederi. Onlar hiç ne yaptığını bilmeden bir şey yapmaz Memati. İçlerindeki pislikleri temizleyecekler ya. Umurlarında değil, Polat zor duruma mı düşer, Bulut ne yapar. Yeter ki kendi işleri hallolsun. Ortak Abdüley de senin gibi konuşuyor da neticede aile söz konusu. Memati, sen ne diyorsun? Ne ailesi? 35 sene. 35 sene kimliğimi gizleyip Davut Tataroğlu'nun yanında çalıştım. Ne ailesi, ne anası, ne babası, ne karısı, ne kızı. Bu ne itaat? Görmediğin insanlardan emir al, hayatını çizat. Herkesin bir zevki var. Bizim zevkimiz de bu ortak. Ama gördük zevkin sonunu. Devlet dedik, devlet demedik. Fıstık gibi ev. Tataroğlu'nun da bir şeyden haberi yok nasılsa. Keyfince yaşa işte. Ne vırvırlanıyorsun? Sen bunu git Kazım'a söyle. Ben keyfimce yaşayacak olsam bu işlere girmezdim. Ortak, ölümü göze almış adamsın. Oturmayı niye göze alamıyorsun? Ölümün çaresi yok ama oturmanın çaresi var. Ben yerinde oturacak adam değilim. Ne yapacaksın? Bana bunu reva görenlere soracağım. Bakayım yüzüme söyleyebiliyorlar mı beni çizip attıklarını. Polat'a da söyle, benim başıma gelenleri unutmasın. İhtiyarlara o kadar da bel bağlamasın. Nasıldı mışıl mışıl uyudu namussuz? Sen kimsin? Namussuz kim? Ya içeridekini bir görsen bey abi. Sen namussuz mu dersin, neler neler dersin. O oyunlar, agular gugular da ne? Namussuz ki ne namussuz? Ortak, kim bu densiz? Ortak, senin oğlan benden hiç haz etmiyordu. Gülen'den bacı sağ olsun, ben bakarım dedi. Beşinci adam da sensin. Hayır, ben değilim. Yemin ediyorum benim başbakan suikastıyla alakam yok. En başından anlat şu işi. Tataroğlu savunma ihalesini almak için, profesörleri deşifre etmek için bana yazılar yazdırdı. Cevat'ı da o vesileyle tanıdım. Başka hiçbir şey bilmiyorum. O hocalar, hepsi sana inanıyordu. Kızımı öldürmekle tehdit ettiler. Başka çare bırakmadılar. Sen de bunu bana söyleyeceğine, gittin hocayı öldürdün öyle mi? Kızını tehdit ediyorlarmış. Ulan benim karımı kim tehdit edebilir? Etse ne yapabilir? Haklısın. Ama korktum. Bunun için cezam neyse hazırım. Ama ben beşinci adam değilim. Ben gladyocu değilim. Bu adamlar bana komplo kurdular. Bana ne yapacaksın? Kalk. Beni öldürme. Hatamı telafi edebilirim. Kes sesini. Ben burada kalamam.
Maalesef babam benim düşmanlarımın maşası. Polat? İtiraf etti. Nurettin Hoca'yı öldürdüğünü anlattı. Ne? Ercüment öyle bir şey yapmaz. Polat, babam karıncayı bile incitmez. Maalesef bazen karıncayı incitmeyecek insanlar, insanları incitebiliyor. Babam neden böyle bir şey yapsın ki? Seni öldürmekle tehdit etmişler. Ben bakıcı istemiyorum. Ya be abi, ben nereden bileyim senin babası olduğunu? Tamam. Ay senle tanışıklık vermedim diye niye şimdi böyle şey ediyorsun? Nereden bulursun böyle cins insanları? Kanım çekiyor. Sana da iyilik yaramıyor ortak. Ay ben şimdi anlamadım ki siz bu garibimi niye bas bas bağırtıyorsunuz? Ver bakayım şu namus. Luyu. Oy canım benim. Kazım mal çocuğu gidiyoruz. Oy. Abi Ali Memati ablanın standardına alışmış. Başlarım şimdi ablanın da senin de standardına. Gel ablam benim. Gel güzel yüzüm benim. Oya. Aya. Oy. Hey namuslu. Nasıl da tanıyorsun Gülendam ablanı? Bana bak bacı. Bana kalsa seni çocuğun 2 kilometre yakınına bile sokmam. Ama çocuk babasına bırakmıyor. Seni istiyor. Tamam kabul. Bir daha namuslu, namussuz, şerefli, şerefsiz. Ağzından ağzına yakışmayacak bir lakırdı duymayacağım. İki, ananı, babanı, kocanı, kardeşini, bacını, yakınını, akrabanını tanımam. Kimseyi evime sokmayacaksın. 3. Arabesk kanalları açıp bağırı yanık şarkı türkü dinleyip çocuğu ayar etmeyeceksin. Al oğluna sen bak o zaman. Ağlama lan. Sus. Usta nerede yenge? Siz geçin ben haber vereyim. Memati abiler geldi. İçeri bırak tepsiyi çık. Babamla biraz konuşabilir miyim? Odadan çıkarken kapıyı kilitle. Peki. Thank you.
Baba bunu neden yaptı? Seni kurtarmak için kızım. Seni öldüreceklerdi. Beni böyle utandıracağını bıraksaydın da öldürselerdi. Ben bir hata yaptım. Ama ne ülkeme ne devletime ihanet etmedim. Ne olur beni affet kızım. Nurettin Hoca normal ölmemiş. Zehirlenmiş. Detayları kağıtta yazılı. Telefon konuşmalarını buldun mu Abdülay? Nurettin Hoca, ben Ercüment. Ercüment Bey, nasılsınız? Acil olarak seninle görüşmem lazım. Şu anda taziye evinde. Nerede olduğunu biliyorum. Ben de evin önündeyim. İçeri gelin Ercüment Bey. Yabancı yok. Kimsenin beni görmesini istemiyorum. Size söylemem gerekenler var. Projeyle ilgili. Gelin arabanın içinde konuşalım. Sonra dönersiniz. Tamam, geliyorum. Ne diyorsun Abdülay? Ben bir şey demem. Kararı sen vereceksin abi. Sen ne diyorsun Abdülay? Bana onu söyle. Başbakan suikastindeki 5. adam Tuncay Bey çıksaydı ne yapacaktık? Öldürecektik. Ben de seni zor bir durumda kalmanı istemem ama maalesef kayınpederin hain. Sen ne diyorsun Tuncay? Eğer Ercüment Bey %100 Gladio timinin 5. adamıysa, hainse, işinize yarayacak bilgilere sahiptir. Bunları öğrenmeden öldürmek hata olur. Tüm bildiklerini öğrendikten sonra gereğini bir daha düşünmek lazım. Kararı anlatacakları bilirler. Memati. Tuncay'ın söylediği önemli usta. Önce konuşturalım. Sonra? Sonrasına sonra bakalım usta. Adam anlatsın da. Her şeyi anlattı. Ya da hiçbir şey anlatmadı. Kararın ne? Usta. Neticede bu mesele her ne kadar devlet meselesi olsa da aynı zamanda aile meselesi. Kayınpederinin günahı olabilir ama eşinin bir günahı yok. Ben senin yerinde olsam konuşturup ardından yetkililere teslim ederim. Varsa cezası onlar kessin. Biz niye keselim usta? Peki ben ondan sonra nasıl adım atacağım? İş yapacağım, hüküm vereceğim. Demezler mi Polat Alemdar daha kayınpederine kıyamıyor? Nasıl Gladio'yu temizleyecek? Kim söyleyecek bunu usta? Ha, varsa söyleyen elbet karşısına çıkar, bir de yüzümüze karşı söyle bakalım deriz. Herkesin verdiği mücadele belli. Kimse sana hısım akrabasını kayırıyor diyemez. Diyenin alnını karıştırırım. Abi haklısın. Kimse Polat abiye birilerini kayırıyor diyemez. Diyen olursa da karşısına dikiliriz. Ama Gladio diye bir şey varsa, ki var, bu her yerde var, bu hususu menfi propaganda olarak kullanırlar. Ne diye kullanacaklar? Zafiyet gösterdi diye kullanacaklar. Abdüley, el alemin dediğini dikkate alalım da ustanın eşinin diyeceklerini niye dikkate almayalım? Abi insanları ölüme davet ediyoruz mücadele ederken.
Kimseye anlatamayız eşiyle sıkıntısı olur diye kayınpederini affettiğimizi. O noktadan sonra kimse bizimle ölüme gelmez. Kimse affedilsin demiyor. Kararımı verdim. Kafamdaki şüpheyi giderene kadar Ercüment'i hukuka teslim edeceğim. Çıkalım. Çıkmak üzereler. Hazır olun. Tamam. Abi çocuklar haber verdi. Evin yakınlarında bir ekip pusuya yatmış. Onlar yatsın. Biz başka bir yerden gidelim. Memati, gizli geçitten gideceğiz. Ara çocuklar gelsinler eve, kimseyi sokturmasın. Olur usta. Ercüment! Anne! Tamam. Tuncay Bey, Valide Hanım'ı hastaneye götürün. Ama dışarıda biraz sıkıntı var. Sıkıntı geçtikten sonra. Olur efendim. Siz diğer arabaya binin. Usta. Binin dedim Memati. Yok usta, onu demedim. Nereye götürüyoruz? Ünsal Kemal'i arayacağım. Müsteşarlığa götüreceğiz. Alo. Evden çıkmalarını bekliyoruz efendim. Anladım efendim. Teşekkür ederim. Bizi fark etmişler. Başka yerden çıkmışlar. Operasyon ertelendi, gidiyoruz. Tamam. Funda! F-
Funda! Sabahtan beri bağırıyorum. Duymuyor musun beni? Kahvaltı hazırladım. Otur ye o zaman. Benim işim var. Ne işin var? Sana ne? Ya otur ye bir şeyler. Nereye gideceksen öyle git. Hayır ben anlamıyorum ki. Şekeri olan bir insan nasıl böyle bir hayat yaşar? Seninle konuşmamız lazım. Benim tahmin edemeyeceğinden çok düşmanım var. Bunların hepsi senin, benim kızım olduğunu öğrendiler. Düşmanıma diyemem ki benim bu kıza karşı bir zaafım yok. Umurumda değil başına ne gelirse gelsin. Zaten Allah'ın cezası, başımın belası. Bak, yemedin bir şey, şekerin düştü, saçmalıyorsun. Terbiyeni takın. Seni adam yerine koyup muhatap alıp konuşuyoruz. Bak. Buna silah derler. Ha, iyi ki söyledin. Ben de onu saç maşası falan zannediyordum zaten. Ya bu zevzek esprilerini arkadaşlarına yap. Buradan açılır. Böyle kapanır. Tetiğe bastığında ateş eder. İstemem ben silah milah. İstesen de istemesen de yanında taşıyacaksın. Kimsenin seni ele geçirmesini istemiyorum. Zaten o kadın kılıklı artise kolaylıkla teslim olduğun için seni affetmiş değilim. Bir daha bu olmasın. Tut bakayım. Sıkmayacağını insana doğrultma. Bunun şakası yok. Ya ben bunu nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Ben öğretirim. Zor bir şey değil. Sıkı kavrayacaksın. Kır şunu. Nefes al. Gözünün tekini kapatıp nişan alacaksın. Bu tetiğe dokunduğun anda sen hakikaten gerizekalısın. Niye ateş ediyorsun? Ya dokun dedin, dokundum. Vay be. Güzelmiş. Bana bunu öğret. Öğreteceğim. Var, var sende bir psikopatlık, bir kabiliyet. Yok yok, bir şey yok. Ben ateş ettim. Efendim, Ahmet Serkan Savurgan geldi. Tamam. Nasıl oldun Ahmet Serkan? Kafan iyi mi? Hafızam. Gidip geliyor efendim. Beni tanıyıp dediklerimi yaptıktan sonra hafıza sana ne lazım Serkan'ım? Efendim, emrettiğiniz üzere ekip hazır. İstediğiniz zaman istediğiniz yerde olacaklar. Zaza? Bugün cezaevinden çıkacak. Bana bak Serkan. O delinin önde gideni. Onun sağına soluna hiç kimseyi oturtmayacaksın. Niye efendim? Elleri rahat durmuyor. Benim sinirlerimi bozuyor. Şeref Zazaoğlu, çıkıyorsun. Hep söylemişimdir. İnmeyi sevmeyeyim, çıkmayı seveyim.
Şu kırkışığı da ihtiyaç sahiplerine dağıt geçsin. Zaza dayı geçmiş olsun. Sağ ol Cever'im. Nasılsın? İyisin? Sağ olasın. Nasılsın? İyisin? Sağ ol dayı. Nasılsın? İyisin? Sağ olasın dayı. Eyvallah. Eyvallah. Nasılsın? İyisin? Sağ ol dayı. Eyvallah, eyvallah. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Cever'im, işler nasıl, işler? Dayı, senin emrettiğin bütün arazileri çevreledik. Ha. Emrettiğin aileleri de yerleştirdik. Hani o şeyin vardı, şey... ya o şeyin... Rıfat Gelin'in oğlu mu dayı? Yok ya. Ya o zalimin oğlu, zalimin oğlu. Ha. Onu kapkaç işine verdim. Ula, o katırı niye verdin? Milletin çantasını mı alacak, canını mı alacak? Dayı, çok büyük iş çıkar iyi. Motoru öyle bir sürü ki gözünle yetişemezsin. Ha, zolumun oğlu. He, yemin eder. Allah Allah. Allah Allah. Ha, bu dünyada bir şey vardır. Ye yeler lele ye yeler ve ve ye yeler. Biri elma, biri ayva. Valla narda var lele, narda var lele, narda var. Başka? Oto işi iyi gidiyor dayı. Stokta 46 tane yabancı, 64 tane yerli araba birikti. Oğlum, o ilkokuldaydı yerli malı haftası. Ben size demedim, yerli malı istemeyim. Kaç rakı onlar? Yerli dediğim dayı. Yabancı arabalar da burada üretiliyor ya, ondan yerli. Ha. Kırma mal değilsin yani, he? He. Bu İskender Bey, kiminle haber yolladı? Müdür yok muydu Ahmet Serkan? Ula Cevher, delirdi dediler onun için. He, deli. Ama iş görü dayı. Ne istilermiş ki? Herkesi topluyorlarmış, bizi de çağırmışlar. Arkadaşlar, bizim ne işimiz var lan? Ya ben insan sevmeyeyim diyeyim. Bu insan oğlu niye annemin ki? Cevher. Buyur dayı.
Yok, sen beni sevmişsin. Seni sevmeyen ölsün dayı. Amin canım. Amin. Almanlar benim yok olmamı istiyorlar. Bu Almanların değil, İskender'in işi. Elimde belgeler var. Beni harcamayın demek istiyor. Bu adam daha ne kadar yaşayacak? O kadar iş yaptı İskender Büyük. Bütün hepsini dosyalamıştır. İskender bu işleri iyi bilir. Ama biz ondan daha iyi biliriz. Bir elindekileri alalım. Sonra gereğini yaparız. İskender yok olduktan sonra bıraktığı belgelerin ne önemi var? O da, onu destekleyen Turan Kaçkar da hadlerini çok aştılar. Davutcuğum, her devletin bir gücü var. Her devlete gücünü göstermesi için fırsat vermezsen sana itaat değil, isyan ederler. Bırakalım Almanlar da, Ruslar da, biz buradayız. Bizim de bazı dediklerimiz olacak desinler. Benim İskender'i de, Turan'ı da, hatta Polat'ı da yok etmekte acele etme işim bundandır. Lütfen sen de acele etme. Başbakan bana bunun hesabını soracak. Bırakalım başbakan da gücünü göstersin. Ama sen de gücünü küçümseme. Hiçbir başbakan medyayı karşısına almak istemez. Sadece sıkıştırıp yanını almak ister. Peki o zaman bırakalım, Polat da gücünü göstersin, Ercüment'i öldürsün. Polat Ercüment'i öldürse de güç kaybedecek, sağ bıraksa da güç kaybedecek. Sırtlanlar avlarını bir hamlede öldürmez. Parça kopara kopara öldürür. Ben tam istediğim parçayı aldım. Yüreğini. Şimdi seyretmek isterim. Bakalım Polat Alemdar ne yapacak? Beni bırak gideyim. Bir daha karşına çıkmayayım. Utanmıyor musun? Ben bu utançla yaşayamam. Benim hatırım yok biliyorum. Ama kızımın hatırı için, kızımı biraz olsun seviyorsan bana yardım et. Polat. Kapıyı aç atla. Anlamadım. Birazcık kızını seviyorsan, birazcık ailene saygın varsa aç kapıyı ve atla. Benden iyilik bekliyorsan, bu sana yapabileceğim tek iyilik. Aç kapıyı atla. Şerefsizce yaşadın, bari şerefinle öl. Sizden başka kimseye güvenemem. Ercüment için yasal prosedür neyse onu yapın. En azından anlatacakları Davut Tataroğlu'nu tahtından indirecektir. Çok şaşırdım 5. adamın kayınpederiniz olduğuna. Ben ondan emin değilim. Emin olsaydım size teslim etmezdim. Ama bütün veriler bunu gösteriyor. Gladio'nun her zaman yaptığı bu değil mi? Bütün suçları yok edecekleri adamın üstüne bırakmak. Bu biraz da beni yıpratmak için yapılan bir operasyon. Başbakan'a da bu şekilde anlatmanızı isterim. Eğer ben camiye zamanında yetişmeseydim, bütün iş üstüme bırakılacaktı.
Siz neden anlatmıyorsunuz? Ben meseleyi tam olarak çözdüğümde kendisine bütün gerçekleri anlatmak istiyorum. Şimdi çıkmam lazım. Hı hı. Gidiyoruz. Abi burada bırakıp gidecek miyiz? Öğrendiğimizi öğrendik. Artık öğrenecek bir şey yok. Usta, öldürmediğiniz iyi oldu ama cezaevine gidene kadar başında bekleseydik. Memati, başında beklemeyeceğiz ama peşinden gideceğiz. Bakalım evin önünde bekleyenler cezaevi yolunda da bekleyecekler mi? Ben ihtiyarlarla görüşmeye gidiyorum. Siz ofise geçin. Usta, bizim Bulut'un işini bir daha hatırlatsan. Gel Zaza, gel. Hadi geçmiş olsun. O sakalın hali ne senin? İçeride geçen her gün için bir tane uzattım. Çok mu yatmışım ne? Cezaevinden mi çıktın, camiden mi çıktın belli değil. Oturma, oturma, oturma oraya. Geç yerine. Hele şu tipime bir bak. Benden hiç kötülük beklenir mi? O sakalını kes. İşimiz başımızdan aşkın. Ne işi İskender Bey? Fazla huzur bu memlekete dokunur. Biraz ortalığı karıştıracağız. Sayın Bey, örgüt dağdan iniyor, sen bize dağa çık diyorsun. Millete ne diyeceğiz de iş yaptıracağız, ortalığı karıştıracağız? Bulacaksın Muro gibi 3-5 psikopat, gösteri yapacak. Ahmet Serkan kendi ekibiyle onları bir güzel öldürecek. Al sana karışıklık. Zaza da çocukları sokağa dökecek. Kadınlara sokağa zindan edeceksin. Vatandaşa psikolojik sokağa çıkma yasağı uygulatacaksın. Hay hay. Ben kaç sene içeride yaşadım. Biraz da onlar yaşasın. Hı? Hı? Ama ben bununla çalışmayayım. Niyeymiş o? İspiyoncu o. Duymadım seni. Madem duymadın, o zaman ben senin kulağına söyleyeyim. Çek elini. İndir elini. Duymadım dedin ya. Getir kulağından söyleyeyim. Geç yerine Zaza. Diyeceğimi diyeyim, ondan sonra geçeceğim. Otur yerine diyorum sana. Madem duymuşsun, madem bir şeye yaramıyor, o zaman bırak da benden kalsın. Senin hediyen olsun. İstediğimi söylerim o zaman. İspiyoncu, İspiyoncu, İspiyoncu. Önce çıkarın şu adamı dışarı. Ahmet Serkan. Kulağını da al, diksinler. Ya sen hiç akıllanmayacak mısın be adam? Bir tane akıllıya bana yaptırdıklarını yaptır. O zaman akıllanırım.
yapıyorsun sen? Seni takip ediyorum. Niye beni takip ediyorsun? Biliyorum, ihtiyarlara gidiyorsun. Memati mi söyledi? Memati söyler mi? Ben seni takip ettim evden itibaren. Evden çıkarken normal yoldan gitmedim ki beni takip edesin. Birilerinin yol kestiğini görünce evin alt tarafından çıkacağını tahmin ettim. Usta, bırak bunları. Beni ihtiyarlarla görüştür. Bulut, talebini ilettim. Bir cevap gelmedi. Bekleyeceksin. Dua et, beni takip edenin sen olduğunu fark ettim de kafana sıkmadım. Hadi evine dön. Zaten ortalıkta fazla dolanıyorsun. Yakalanacaksın. Yakalanacaksam yakalanırım. Git onlara de ki bulut yeterince doldu. Ya yağacak ya yağacak. Selin altında kalmasınlar. Efendim, bu kadar sıkıntılı bir günde size iyi bir haberle geldim. Bulut trafik kameralarına yakalanmış. Takip ettirip nerede saklandığını öğreniyorum. Aynı hatayı tekrarlamanı istemiyorum. Yakışıklıya haber ver, Bulut da o ilgilensin. Canlı getirsin, ben kendi ellerimle öldüreceğim. Siz nasıl istiyorsanız efendim. Her ne kadar iki ayrı ekip olsalar da bu işten İskender Büyük ve yapılaşmasını da Vares'te tutmamak gerekir efendim. Ne öneriyorsun? Her ikisine de devletin sert yüzünü göstermek lazım efendim. İskender devletin sert yüzü değil miydi? İskender Büyük devletin şımarık yüzüydü efendim. Ama şımarıklığa tahammül dönemi bitti. Sizin emriniz nedir? Davut'la ben ilgileneceğim. Sen İskender'le ilgilen. Ancak İskender işini Polat Alemdar'a verdiğim söz çerçevesinde yürüt. Onu devre dışı bırakma. Kayınpederinden dolayı hassas durumdadır. İncinmesin. Emredersiniz efendim. Arayın Davut Tataroğlu'nu. Ziyaretine gideceğim. Karımın babası gladyocu çıkıyor. Bunu bana lütfen izah edin. Bu adam sizin adamınız değil miydi? İskender'in yanına siz sokmamış mıydınız? Seni seçmemizin sebebi bu. Daha önce de bu adamların en yakınımıza kadar sızdığını söylemiştim. Ercüment gibi pırıl pırıl bir adam kendini satabiliyor. Bu nasıl mümkün olur? Gücün karşısında çok az insan dirayetli durabilir. Maalesef insan kendisini ikna edebiliyor. Biz bunlarla ittifak etmezsek, bunlar bizi yok edecek diye. Adamların gücü var. Onunla baş ederim. Ama stratejilerini acımasızca uyguluyorlar. Benim ailemde bile ikilik yaratabiliyorlar. Bunlar aileme bunu yapıyorsa, devleti de milleti de darmadağın ederler. Polat Alemdar, kendini devlet gibi düşün. Mahremine kadar giren düşmanın var. Sen kendi evini ve kendini kurtarabilirsen, devleti de kurtarabilirsin. Bütün pisliklerden temizleyebilirsin. Umarım. Polat, Ercüment'in beşinci adam olmadığından emin misin? Kendimden başka hiçbir şeyden emin değilim. O çıkarsa da şaşırmam, çıkmazsa da şaşırmam. Benim için o değil, onun arkasındakiler önemli. Bulut'a yeni görev verecek misiniz? Bulut görevini layıkıyla tamamladı. Yanımda olursa Davut'un üstüne giderken faydalı olur. Açığa çıkmış bir adamın sana faydası olacağını düşünmüyorum. Ayrıca Bulut kendisine verilen görevin üzerine çıktı. Bizi değil, kendini düşünüyor. Ama karar senin.
faydalandığın kadar faydalanabilirsin. Hadi yürü! Hoş geldiniz Sayın Başbakanım. Ziyaretiniz bizi çok mutlu etti. Özellikle böyle bir günde. Buyurun. Buyurun. Bugün Turan Kaçkar'ın gazetesinde çıkan haberi yalanlayan bir açıklama yaptım. Yarınki gazetelerde olayın İskender tarafından bize atılan bir iftira olduğuna detaylıca yer vereceğiz. Senin bugüne kadar ne yapıp neler yapmadığını çok iyi biliyorum. Kimlerle çalıştığını da biliyorum. Eğer dediğimi yapmazsan bu dosyayı işleme koyarım. Onlarla çalıştığın gibi benimle de çalışacaksın. Attıkları her adımı, sana söyledikleri her şeyi bilmek istiyorum. Ben anlayamadım. Onlar dediğiniz kim Sayın Başbakanım? Aaron Feller'in başını çektiği Gladio yapılanması. Ülke menfaatleri neyi gerektiriyorsa elimden geleni yapmaya hazırım. Memati Baş. Beni Memati'yi yakana kadar yaşat doktor. Thank you.
Siz Ercüment'i alın. Sen pederi al, ben ustaya yardım edeyim. Tamam abi.